hayatta bu yaşlar için. İstanbul'dan Barış Kalem isimli arkadaşımın sorusu: bulmaca çözüyorum, resimdeki ünlü kim? Sevgili Barış, ünlü grubunu bildin mi? Hemen o grubun bir şarkısıyla sana bir geri dönüş yapayım. Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim, ahum. Bu şarkıdan alacağın yüz binlerce ibret olacak tabii ki, ama bunu başka zamana bırak. Sana ünlülüğün ne olduğunu açıklayayım. Ünlü denen kişi herkes tarafından tanınan kişidir. Kişiyi ünlü yapan onun tanınabilmesidir. Herkes tanıyorsa o kişi ünlüdür, kimse tanımıyorsa alelade insandır. Her tanınan ünlü değildir, her ünlü de tanınan bir insan değildir. Ünlüler beni tanıyorlar endişesiyle ilkel tavırlara bürünüp irrasyonel hareketlerle kendilerini toplumda var etmeye çalışırlar. Bu klasik bir ünlü insan tavrıdır. Ama sen ünlü değilsin, seni kimse tanımıyor, sen ilkel değilsin. Harika bir karakterin var bence. Soruna da cevap vereyim. Resimdeki ünlü büyük bir ihtimalle Hepsi grubundan ayrılan Gülçin'in ta kendisidir. Konuşamıyorum, konuşamıyorum, konuşamıyorum. Sevgili seyirciler, vallahi gözümden yaş geldi, öyle fena güldüm. Bu sefer bendeki değişikliği fark ettiniz mi? Elimde bir dosya kağıdı var. Peki neden? Çünkü bu seferki sorum çok uzun, uzun. Ve ben de mecburen bir kağıttan yardım almak zorunda kaldım. Artık kusuruma bakmayın. Bir şekilde derdinize derman olmaya devam edeceğim. Enerjiyi yükseltiyorum. Alev Sözer isimli arkadaşım Belçika Brüksel'den soruyor. Selam Feyyaz, selam Alev. Boş zamanlarımda badminton oynuyorum. Doğru bir şey. Solak olduğum için raketi sol elimle tutuyorum. Mantıklı olan da bu zaten. Tüy topa sol elimle vuruyorum. 2 senedir oynuyorum ve sol kolum sağ koluma bakarak daha kaslı. Niye bu? Çünkü o kolumu daha fazla kullanınca beden kas yapıyor. İki kolumun arasındaki farkı görecek kadar kas yapmışım. Yapma Alev. Sağ kolumda kaslı olsun diye badminton raketini sağ elimle alıp oynamayı denedim. Denesen de ne fayda. Fakat bu şekilde topa hiç vuramadın. Vuramasın. Çünkü vuramasın Alev. Çünkü sen solaksın. Şimdi beni yoran soru şu. Nedir Alev? Dengeyi sağlamak için sağ kolumu nasıl kaslandırabilirim? Sağ kolunu nasıl kaslandırabilirsin? Lütfen bu soruya bir cevap bul. Bulacağım. Nerede aradıysam çözümü bulamadım. Bulamazsın. Sağ ol Feyyaz. Rica ederim. Hemen cevabını vereyim. Badminton aşamalı bir spordur. Duruş, tutuş, vuruş ve bakıştan oluşur. Fakat badminton'da hatalar zincirleme gelişir. Yani duruşunda hata var ise tutuşunda da hata olur. Tutuşunda hata olan insanın vuruşunda da hata olur. Bu üçünü hatalı yapan adamın bakışında da hata olur. Yani o hatayı en başında yaptın, sonuna kadar devam eder badminton'da. Diğer sporlarda daha farklı şekilde işliyor. Benim sana tavsiyem, badminton'u bırak. Badminton oynama. Veremem, 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 bir kalbim kaldı. Veremem, 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 veremem. Sefa Topçu isimli arkadaşım Kocaeli'nden soruyor. Ampul değiştirirken elektrik çarpıyor, ayaklarım titriyor, horon tepiyormuşum gibi oluyor. Horon bilmiyorum, ne yapmalıyım? Sefacığım, öncelikle yanlış bir bilgiyi düzelteyim. Elektrik çarpmaz, titretir. Sizin bu çarpılma olarak tanımladığınız konu aslında bedensel bir titremedir. Ve çarpıldım kelimesi son derece ilkel bir kelimedir. Ve bir insanın çarpılarak horon tepmesi de bana kalırsa gayet irrasyonel bir olay.
Bunu şu şekilde açıklayayım. İnsan bedeninde bir kese vardır ve ağzına kadar sıvıyla doludur. Senin elektrik ile temas ettiğinde o yaşadıkların o sıvının kaynamasıdır. Çünkü elektrik bedene değdiği an o sıvıyı kaynatır. Bunun bilimsel tarifi de şudur. Çarpıldım denmez, kesem titredi denir. Bedenimizdeki kesedeki kesenin suyu kaynar ve keseniz titrer. Bunun açıklaması çarpıldım olamaz, kesem titredi olabilir. Ayrıca Sefacığım, niyetin horon öğrenmek ise akşama kadar ampul değiştir. Niyetin horon öğrenmek değil ise ampulleri sen dokunma, başkası yapsın. Demek ki senin sana uygun bir şey değil o Sefacığım. Gözlerinde beni bişler, denizde martılar gibi bakışların. İstanbul'dan Melih Furkan Çetinkaya isimli arkadaşımın sorusu, gençlerin uydurduğu İngilizce-Türkçe karışımı yani Türkilizce dilinin olayı nedir? Sevgili Melih, öncelikle yapmış olduğun Türkilizce esprisine ben ve ekip arkadaşlarım 2,5-3 saat kadar kahkahalar ile güldük. Ve birçok ekip arkadaşım işinden geri kaldı, işini aksattı. Vallahi bize çok zarar verdik bu inanılmaz şaka ile. Önce bir anekdot geçeyim. Bir dil başka bir insanın bambaşka bir insan ile anlaşmasını sağlıyor ise o dil dildir. Bu örneğin üzerine sormuş olduğun Türkilizce sorusunun cevabını vereyim. Örnek birkaç gramatik konudan bahsedeceğim. Önce Türkçesini söyleyeceğim. Sonra İngilizce ile hoş bir kokteyl haline getirip Türkilizcesini söyleyeceğim. Örnek cümle 1. Anne bugün işte çok yoruldum. Hemen bunu dönüştürüyoruz. Hey mom. Very very... Yorgunum today. Bunu böyle çevirdiğimiz zaman böyle oturuyor. İkinci örnek cümlemiz, Hüseyin topum sizin bahçenize kaçtı. Hemen çeviriyoruz. Hey Hüseyin, my ball is jumped to your garden, ha? Orada tabii zıplamayı kullandım. Orada argoda amiyane tabiriyle onlar kaçtı diye çeviriyorlar. Üçüncü örnek cümlemiz, patrona kurduğumuz bir cümle diyelim. Muhsin Bey sigorta primleri ne zaman yatacak? Hemen çeviriyoruz. Hey Muhsin Bey, what time our sigorta primleri yatacak? Onun karşılığı yok. Hiçbir dilde yok bunun karşılığı. Sigorta yatırma bir tek ülkemizde yaşadığımız ciddi bir yara. Saramadık, önüne de geçemedik. Ne yapacağız bilemiyoruz. Bu sigorta olayını bir türlü çözemedik. Ya ben de şimdi cümlede kullanınca kafama dank etti. Ben de kafayı çok taktım. Örnek cümlelerin bunlar. Sen ne alacağını biliyorsun bu cevaptan. Sana verdiğin bu cevapta binlerce ibret var. Allah sana. Bursa'dan Ozan Güçlü isimli arkadaşımın sorusu, neden örümceği öldürdüğümüzde top gibi oluyor? Ozancığım, yanılıyorsun. Başka bir deyişle yanılıyorsun çarpı 3. Kendimden bir örnek vereyim. Yıllarca ben de hep derdim. Yahu bir örümceği öldürünce bu neden top gibi oluyor diye. Ben de kendime çok sordum. Ulan ölmeden önce bildiğin örümcek ölünce namussuz top gibi oluyor. Bu nasıl bir şey ya derdim. Çözemezdim, içinden çıkamazdım. Sonra araştırdım, çözdüm ve gerçeği öğrendim. Şimdi sana örümceğin hayatından bir kesit sunacağım. İyi bak. Yaşıyor hayvan, gidiyor. Mesela gidiyor, oradan dışarıdan çok büyük bir kuvvetin uygulandığını düşün. Bir terlik, bir insan tabanı ve hatta böyle sert bir cisim buruşturulmuş bir gazete ile bir şiddet var. Ben ne yapıyorum? Ben bir canlıyım. Yaşamak zorundayım Ozan. İçgüdüsel olarak kapanıyorum. Ben öldüm mü Ozan?
Ben ölmedim Ozan. Ben ölmedim. Ben yaşıyorum Ozan. Ben daha ölmedim Ozan. Sadece kapandım. Yaşamam gerekiyor. Sen arkanı dönüp gittiğinde kollar bacaklar açılıyor ve koşar adım, tehlikeden uzaklaşıyorum Ozan. Örümceğe iyi bak Ozan. Onlar top olmuyorlar. Onlar kapanıyorlar. Şimdi tam da yapamadım bu tarz hareketler. Ama Ozan, örümcekler top olmuyor. İlk başta söylediğim gibi yanılıyorsun, 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 yanılıyorsun. Ya da başka bir deyişle yanılıyorsun çarpı 4.